Tekrar merhaba arkadaşlar. Su kimyası dersimizin son sunumunu yapacağım şimdi bugün. Daha önce biz en son suda çeşitli iyonların etkilerinden kalmıştık. Ve yine oraya gelirsek eğer bunları anlatmıştık geçen dersimizde. Özetlemiştik. Bunlar da geçeceğim. Florürün etkisi, karbondioksitin, demirin, klor gazının aşkısı, burada korozyon yapar ki klor gazını kastediyorum. Bakır, arsenik, kurşun ve suyun sertliğine geliyoruz arkadaşlar. Suyun sertliği suyun sabunu köpürmesini engelleyen, derinin yumuşaklığı için uygun olmayan, besin maddelerinin pişmelerini geciktirerek güçleştiren, suyun sertliği suda çözünen tuzlardan kaynaklanmaktadır. Bu tuzlar kalsiyum bikarbonat, magnezyum bikarbonat, kalsiyum sülfat, magnezyum sülfat şeklinde öncelikli olarak sayılabilir. Bundan dışında kalsiyum klorür, magnezyum klorür, kalsiyum nitrat, magnezyum nitrat tuzları da yine suya sertlik vermede etkilidirler, rol oynarlar diğerlerine kadar olmasa da. Kalsiyum, magnezyum ve demir için sabunun köpürmesini engellemesi, sabundaki karboksilat iyonlarıyla bu katyonların suda çözünmeyen bileşikleri oluşturmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Suya sertlik veren maddelerin toplam etkisi toplam sertlik olarak adlandırılıyor. Suyun ısıtılması veya havalandırılmasıyla bikarbonatlardan karbondioksit uçmasıyla ki şu kalsiyum bikarbonat ve magnezyum bikarbonat ısıtırsa ne oluyordu? Karbondioksit uçuyordu. Geriye kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat kalıyordu. Kalsiyum karbonatı böylece çöker uçmasıyla karbonat bileşiklerine dönüşmesi sonucu kalsiyum kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat veya demir 3 karbonat çöker ve bunlar kaynatmayla giderildiği için, çöktükleri için böylece bunlara geçici sertlik olarak adlandırılıyorlar. Ama kalsiyum sülfatı, magnezyum sülfatı varsa suda bunlar ısıtmakla gidermiyorlar, çökmüyorlar. Çünkü kalsiyum sülfatın çözünürlüğü çözünüyordu yani çözünen bir bileşikti. Bunun için bunlara kalıcı sertlik deniyor. Özetle suyu kaynatmakla kalsiyum bir karbonat, kalsiyum karbonatı dönüştürüp çöktürüldüğü için magnezyum karbonatı dönüştürüp çektirildiği için geçici sertlik olarak adlandırılıyor. Diğerleri ise kaynatmayla çöküp uzaklaşmadığı için suda kalıcı sertlik olarak adlandırılıyor. Toplam sertlik, geçici sertlikle kalıcı sertliğin toplamıdır anlaşılacağı gibi arkadaşlar. Az önce bahsettiğim ilgili reaksiyonlar bunlardır. Kalsiyum bikarbonatın ısıtılmasıyla çökmesi, karbondioksitin uçması, kaynatmanın uyguladığı kaza ve borularda oluşan katı çökelekler, kaza taşı gibi genellikle kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonattan kaynaklanır. Mesela demliklerin altındaki kireç kalsiyum karbonattır arkadaşlar. Tabii ki bu sorun özellikle termik santrallerde buhar elde edildiği borularda daha ciddi problemler neden olabilir. Onun için termik santrallerdeki buhar üretme amacıyla kullanılan suların sertliğinin içme suyundan çok daha düşük olması lazım. Hatta sıfır sertliğe yakın olması gerekiyor. Aksi takdirde uzun süre çalıştırıldığı için borular kireçlenir ve kullanılmaz hale gelir. Suyun sertliği konusunda Amerikan sertlik derecesi, Fransız sertlik derecesi gibi Alman sertlik derecesi gibi farklı ülkelerin sertlik dereceleri vardır. Bir Fransız ülkemiz Fransız sertlik derecesi kullanıyor. Bir Fransız sertlik derecesi litrede 10 mg kalsiyum karbonata karşı geliyor. Bir Alman 17,8 mg, bir Amerikan 1 mg ve bir İngiliz sertlik derecesi 14,3 mg. Gördüğü gibi sanki Amerika sertlik derecesiyle Fransız sertlik derecesi daha kolay anlaşılır gibi görünüyor arkadaşlar. Ve bu sertlik derecelerine göre sıfırla 60 miligram kalsiyum karbonat bölü litre içeren yani
kalsiyuma karşı gelen içeren sular yumuşak fakat muhtemelen korozif olarak değerlendiriliyor çünkü asidiktir, asidik karakterlidir. 75 litrede 75 ile 150 miligram kalsiyum karbonat içeren sular orta sert olarak değerlendiriliyor. 150 ile 300 miligram içerenler sert ve 300 ve üzeri olanlar için çok sert olarak değerlendiriliyor. Mesela bizim Elazığ'ın özellikle üniversitenin suları ki eskiden ayrıydı şehir merkezi, merkezi sistem suyundan ayrıydı. 200'ün üzerinde sertliğe sahipti arkadaşlar. Yani çok sert gruba yakındı. Ve içme ve kullanma amaçlı suların temizlenmesinden bahsedeceğiz bu bölümde, bu slaytta. Bunun amacı, temizlemenin amacı suya veya suyu hastalık yapan mikroorganizmalarını arındırmak. Koliform varsa veya benzeri hastalık yapıcı olasıları arındırmak. İstenmeyen özelliklerini düzeltmek, eksiklikleri ilave etmek, zararlı ve tehlikeli maddelerden kurtarmak, işlemlerini uygulamak. Ki bu çok anlaşılacağı gibi geniş kapsamlı bir konuyu çağrıştırmaktadır. Suyun fiziksel bozukluklarından kokusunun giderilmesi için fıskiye şeklinde fışkırtılarak veya çağlayan gibi yüksekten düşürülerek suya koku veren gazlar uçurulur. Bulanıklığını gidermek için elektrolit varlığında koagüle topaklaşma maddeler oluşturacak reaktifler eklenir. Ne gibi? Alüminyum sülfat gibi, demir üç klorür gibi. Bunlar alüminyum oksit, hidroksit, demir üç hidroksit oluşturarak çökerken beraberinde bulanıklığa neden olan maddelerle birlikte çöktürürler arkadaşlar. İlgili reaksiyonlar da böyledir. Alüminyum sülfatın, demir üç klorürün efendim bazik ortamda çöktürülerek çöktürmesi sağlanarak bulanıklığa neden olan partiküllerin çöktürülmesine ilişkin burada vardı. Ve bulanıklığın giderilmesi için çöktürücü konsantrasyonu iyi ayarlaması gerekiyor. Mesela 4,3 ile 51 ppm arasında suyun pH'ı yani demir veya alüminyum 6 sıcaklıkla iyi ayarlamalıdır. pH'ı 6'ya 6'a düşürmelidir. Asidik olmamalıdır çünkü. Ve suyun dezenfeksiyonu amacıyla iki metot kullanılır arkadaşlar. Yani patojen mikropları, patojen bakterileri öldürmek için. Birincisi ısıyla öldürmek ki bu küçük amaçlı sular için geçerlidir. Kişisel ve ev ihtiyaçları gibi az miktardaki sulara uygulanabilir. Yani siz bir şehrin içme su deposunu kaynatamazsınız. 5 dakika 100 santigrat derecede kaynatmakla olası bütün mikroplar ölür arkadaşlar. Ama sporlu mikroplar ölmez mesela de etkileri azalır diyoruz. Ve diğer metoda geçiyoruz. UV ışınlarıyla dezenfeksiyon ki bu da büyük sular için uygulaması zordur. Ve büyük sular için uygulanan kimyasal maddelerin karıştırılması ki bu amaçla kullanılacak kimyasal maddeler de sağlık açısından zararlı olmamalıdır ve zehir etkisi taşımamalıdır diyoruz. Ama sudaki patojen mikroplarını kısa sürede ve kesin olarak öldürmesi gerekir. Bu amaçla 100 yıldan fazladır kullanılan ve kullanılmaya devam eden klor gazı Cl2 en etkili reaktiftir. Temininde ve uygulamasındaki kolaylık, ucuz olması, mikropları öldürme yeteneğinin yüksek olması nedeniyle günümüzde de kullanılıyor bu amaçla. Tabii ki bu amaçla bu klor gazı niye kullanılıyor? Çünkü klor suyla hidroliz oluyor. Yani klor Cl2 artı su eşittir. HOCl'ye dönüşüyor ve HOCl hipokloroz asitte mikroorganizmaların yapısına gidip onları öldürüyor. Öyleyse tabii ki yüksek basınçla sıvılaştırılır bu amaçla ve bombalarda, bombada verilen tanklarda saklanır. Özel cihazlarla suya verilir. Bu amaçla madem hipokloroz asit önemli olan etkilidir diyoruz. Kalsiyum hipoklorür de kullanılabilir veya sodyum hipoklorür de kullanılabilir. Ama küçük çaplı sular için bunlar kullanılabilir arkadaşlar. Kiriş kaynağı olarak adlandırılan kalsiyum hipoklorür kullanılabilir ve kloroaminler de, organik kloroaminler de bu amaçla kullanılabilir.
özellikle uzay araçlarında o kullanılıyor. Dediğim gibi az önce sudaki mikropları öldüren hipoklorit asit molekülüdür. Yukarıdaki bileşikten oluşan hipoklorit formu ne kadar yüksekse etkisi de o derece artar. İlgin reaksiyonlar şöyle az önce belirttiğim gibi. Burada pH 4'te hipoklorit asit maksimumdur ama pH 4'e gelirse o su içilmez diyoruz. pH 10'da hipoklorit asit maksimumdur. Bu istenmeyen bir şey. O zaman suyun klor gazı klor gazının fazlası da bu arada zehirlidir. Yani 40 ppm geçerse 1-2 dakikada ölümle sonuçlanıyor. Renk gidericidir, korozifdir, ağırtıcıdır, metalleşen korozifdir. Dolayısıyla bu klor gazının derişimi de çok iyi 10 ppm geçmemelidir hemen belirteyim. Ve ilgili reaksiyonlar ve dezenfeksiyon etkisini artıran faktörler zamanımız bitti çünkü böylece. Son olarak yüzme havuzlarında partikül ve saç döküntülerini çöktürmek için şap dediğimiz alüminyum sülfat ile etkileştirmeli ve süzülmelidir. Yosun ve algilerin üremesini önlemek için de yüzme havuzlarına bakır sülfat eklemelidir. Böylece onlar da hem algileri, mikroorganizmaları öldürüyor bakır sülfat, hem de yosunların üremesini, algilerin üremesini engelliyor. Bu cümle arkadaşlar sizin işe girmenize de katkı yapabilir. Çünkü bitirince büyük otellerde işe girmek isterseniz, bu bilgiye sahip olursanız belki faydası olur. Arkadaşlar böylece su kimyası dersimizi de burada bitirmiş olduk. Herkese hoşça kalın diyorum. Koronasız günlerde görüşmek üzere.